Merhaba, adım İlyas, Sivaslıyım. Adını vermek istemediğim bir köyünde yaşıyorum. Atadan dededen, çobanlık yaparak günümüze kadar geldik. Lise mezunuyum. Gerçeği söylemek gerekirse, onu da okumak istemiyordum ama ailemin ısrarı üzerine okudum. Okulu okumak için gelenlerden bile başarılı olsam da okumak bana göre değil diye düşünüyordum. Çocukluk, gençlik aklı işte. Hayatı görmediğim için her şeyi ibaret sanıyordum. Askere gidip gelene kadar da hep böyle gördüm. Askere gittikten sonra hayata karşı bakış açım değişti. O zamanlar askerlik şimdiki gibi 6 ay değildi. Askerden dönünce kendimden küçük iki erkek kardeşimin okuması ve hayata bakışlarını değiştirmek için askerde gezip gördüğüm, yaşadığım o güzel duyguları onlara anlatıp iştahla sundum. Tek istediğim benim gibi dar görüşlü, dünyayı sanamayan insanlar olmamalarıydı. Keşke birisi de bana yol gösterseydi de okuyup başka bir hayat yaşasaydım. Çobanlığı ya da köy hayatını yadırgadığım için değil. Aksine köyü ve çobanlığı çok seviyorum. Şehrin o gürültüsünden uzak, derdi olmayan boş arazilerdi. Kafanızın estiği gibi yürüyorsunuz. Kendinizle baş başasınız. Normalde bizim buralarda insanlar erken yaşta evlenir, en azından nişan falan yaparlar. Askerlik sonrasında düğün. Ben lise okuduğum için bu işler için vaktim olmadı. Askerden dönünce de bu konularda fikrim değişti. Nasıl desem iç güzellikten öte dış güzelliğe önem verdiğimi fark ettim. Evlenmişken de en güzelini alayım da eve girince bakmaya doyamayayım düşüncesindeydim. Ne kadar katılırsınız ya da katılmazsınız bilemem. Evime döndüğümde koyunlarımızı güderken Kendimi hep düşünürken buldum. İstediğim evliliği köyde yapamayacağımın farkındaydım. Şehir kızları köyü hiç sevmiyorlar. Oysa köy hayatı şehir hayatından daha az yorucu. Kendimce evlenirsem eşime gül gibi bakarım diye hayaller kuruyordum. Ama cebimde para var mı derseniz param yok. İki katlı bir evimiz var. Onda da üst katta dedem, alt katta biz yaşıyoruz. Hayvanlardan kazandığımız para da. ev halkına harcanıyor. Geri kalanı babamın hesabında. İşin özü, ücretsiz işçi gibi çalışıyordum. Aileme evleneceğimi söylesem her türlü yardım yapar. Masrafımı karşılarlardı. Ama istedikleri türde bir gelin onlara getiremez. Benim hayalimdeki kız onların isteğiyle çok farklıydı. Babamla annem görücü usulü evlenmişler. Muhtemelen benim de öyle evlenmemi istiyorlardı. İstediğim kız ne köyümde ne de çevre köylerde yoktu. Senelerdir burada yaşıyorum. Tüm köyleri biliyorum. Herkesi tanıyorum. Çok güzeli bana bakmaz. Bana bulduklarında ben istemem. O zamanlar şimdiki gibi sosyal medya ya da akıllı telefonlar yoktu. Yani biriyle tanışmak için bizzat yanında olmanız gerekiyordu. Sivas'ın merkezinde kendi akrabalarımız var ama onlar da kendi işinde gücünde. Her istediğimde hayvanları da bırakamıyorum. Ayda bir ya da en fazla haftada bir gitme şansım oluyordu. Onda da gidince kıyafet ya da bir ihtiyaç üzerine şehre iniyorduk. Askerden gelince ilk sene bir şey yoktu. Sadece ben bu konuları düşünürken bir sene daha da olmadan bizimkiler de artık evlenmen lazım demeye başladı. Hatta annem kendince adaylar bulmuştu. Dedem bir yandan annem bir yandan sanki kurbanlık seçer gibi bana kız anlatıyorlardı. Dedemi de anlıyorum ölmeden torun sahibi olmak istiyordu. Eşini de kaybedince bu duygusu fazla kabarmıştı. Babam ve anneme baskı yapanın o olduğunu da biliyordum. Bu yüzden dedemle pek yan yana gelmek istemiyordum. Üst katımızda yaşamasına rağmen konusunu şimdi geçirmek aklımda değildi ama hazır ona değinmişken konuyu anlatayım. Dedemin eli tutarken benimle beraber hayvanları kütmeye giderdi. Bizim burada olan eskiden kilise olduğu söylediği bir yer var. Tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor. Köyümüzde eskiden Hristiyan Rumların yaşadığını anlattı. Orada da ibadet ettiklerini, savaşlar olunca Rumlar köyden kaçıp gitmiş, kilisede zamanla eskimeye başlamış. Köylü de önce bahçe duvarlarındaki taşları, sonra içindeki odunları, en sonunda taştan yapılan duvarlarını alıp, kimisi evine bahçe duvarı yapmış, kimisi de kışın odun diyetine yakmış. O bunları anlattığında kilisenin olduğunu söylediği yerde tek bir iz dahi kalmamıştı. Yine de dedemin bu tarz anlattığı şeyleri hevesle dinlerdim. O zamanın sosyal medyası dedem ve onun gibi yaşlı insanlardı. Neyse bu konu aklınızda bulunsun. Sabahın köründe kalkıp hayvanları güderken bir de eve dönünce bizimkiler evde sürekli benim başımı bu konularda ağrıtıyordu. Deda akşamları yemeği bizde yiyordu. Ben de ondan kaçınmaya çalışıyordum ama nereye kadar? En sonunda o da evlilik konusunda nasihatler vermeye başladı. Birkaç gün sonra ille de ben de geleceğim diyerek zar zor yürümesine rağmen yanımda hayvanları otlatmaya geldi. O var diye uzaklara değil yakın yerlerde duruyordum. Dedem başladı konuşmaya. Torunum sen niye kaçıyorsun bu evlilik konusundan? Aklındaki neyse de çaresi olmayan dert yoktur. Anlat ben de bileyim dedi. Aklımdan geçenleri dedeme aktardım. Eh şöyle ya. En güzelinden şehirli avrat alırız sana. Bizim oralarda. Eş dost çok dedi. Ben de dedeme görücü usulü evlenmek istemediğimi ama yine de gönlü olsun diye kabul ettiğimi söyledim. Bir yandan da kendime ait bir evim olmasını istiyordum. Neden bana ev yaptırmama yardım edeceğini de söyledi. Keşke en başında söyleseydim diye geçirdim içimden. Günler geçerken ara sıra haberler geliyordu. Üstüme başıma en güzel kıyafetlerimi giyip güzel de tırış olup şehre tanışmaya gidiyordum ama gittiğim kızları beğenmeme rağmen onlar beni ya da hayatımı beğenmiyorlardı. Zaten gelenler de ısrar üzerine geliyordu. Hiç unutmuyorum. En az buluştuğum 3 kızın sevdiği vardı. Böyle bir durumda kalmak cidden onur kırıcıydı. Ben bu işlerin peşinde koşarken bir yandan kurban bayramı yaklaşıyordu. Zaten yaşadığım olaylara sebep olan olayların başlangıcını da bu başlattı. Her yeri kurbanlık satıyordu. Zaten asıl para kazandığımız dönemde, bu zamandı. Bir gün hayvanların başına beklerken arabayla bir aile geldi. Zengin oldukları her hallerinden belliydi. Babam onları karşılayıp hayvanların başına getirdi. Ben daha ilk görüşte arabadan inen Mehtab'a aşık olmuştum. Çok güzel ve zarifti. Kurban almaya değil de defileye çıkıyormuş gibi süslenmiş şekilde o tozlu taşlı yolumuza ayak bastı. Normalde huyum değildir ama onları görünce utandım, panik oldum. Onunla göz göze gelmemek için elimden geleni yapıyordum. İyice yaklaşınca evimizin önünde oturan dedeme yöneldiler. Annem dedeme çay koymuş, dedem de sandalyede oturuyordu. Mehtap'ın ailesi sırayla dedemin elini öptüler. Babası Mehtap'a işaret ederek dedemin elini öptürdü. Ben biraz uzak olduğum ve hayvanların içinde durduğumdan ne konuşuyorlardı duyamıyordum. Sohbetleri kısa sürdü. Hep beraber kalkıp yanıma hayvanlara bakmaya geldiler. Dedem bu da benim torun diyerek beni Lütfü amcayla Ayşe yengeyle tanıştırdı. Mehtap'la bir saniye olsun konuşmuşluğum olmadı. Onlar hayvanlara bakarken... Sürümdeki en sevdiğim koçu gösterdiler. Boynuzlarından tutup yanlarına getirdim. İlk defa Mehtap'a bu kısımda yaklaştım. Hayvanın yanına gelip başını okşayıp bu olsun dedi. O kadar güzel kokuyordu ki. Benim için o an dünyanın en güzel kokusu oydu. Toplam üç tane koyunu aldılar. Geldiklerinde iki aile geleceklerini söylediler. Biri Mehtap için, diğeri kendileri, üçüncüsü de diğer akrabalarına, onlar gidince akşama kadar onu düşündüm. En sonunda dedemle yemekten sonra onun katına çıkıp konuşmak istedim. Dedeme çay demleyip bir de tütün sardım. Özel muamele yapıyordum. Birazdan konuşacaklarım için. Dede, gündüz gelen lütfu alınca kimlerden? Neyimiz oluyor dedim. Dedem, lep demeden çorumu anlamış olmalı ki gülmeye başladı. Benim gençliğimde babasıyla burada yaşıyorlardı. Okuyunca şehre taşındılar. Beni sever sayarlar. Ne oldu? Onca kişi geldi. Onları niye sordun? Dede, anlamamazlıktan gelme. Anladın işte. Kızları bekar herhalde. Ailesiyle tek geldiğine göre onu sorup soruşturan olur mu? Bir konuşsam o bile yeter. Söz o da olmazsa. Kimi derseniz onunla evleneceğim dedim. Dedem, torun, onlar şehir havası yutmuş insanlar. Dediğin zor ama. Bir haber salarım. Olursa benim de rızam var. İyi aileler. Oyundan kefilim. Kızlarını bilmem ama. Annesi babası temiz ve düzgün insanlar dedi. Sevinçten içim içime sığmıyordu. Dedemle hiç olmadığı kadar keyifli sohbet et. Hafta sonuna kadar hayvanlarla ben ilgilendim. Hafta sonunda da kardeşlerime emanet edip yaptığımız satışlardan bir tomar para alıp şehre indim. Güzelinden kendime kumaş pantolon, gömlek, bir de kundura ayakkabı aldım. Üstüne bir de ceket alıp Oradan parfümcü parfümcü gezmeye başladım. Ayıp olmasın diye birkaç kıyafetle kardeşlerimi alıp köye döndüm. Akşam el dolu görünce bizimkiler şaşırdı ama her zaman yaptığım bir şey değildi. Bayramlık niyetini almıştım ama çobansın. Bayram bize bayram değil. Bazı hayvanların kesme işini babam yapıyor. Ben de tutmasına falan yardım ediyordum. Babamın planlarında bana da kestirmek varmış ilerleyen günlerde. Ama kabul etmedim. Normalde çıkarsa çıkmazdım ama bu sefer durum farklıydı. Babama köyümüzde kurban zamanı kurban kesen Mustafa abi çağırmayı teklif ettim. Yok falan dedi ama niyetimi söyleyince kısa da tamam demek zorunda kaldı. Kurban yaklaşırken bir yandan heyecanla bekliyordum. Bir yandan da dedemin gönderdiği haberin gelmesini bekliyordum. Ben koyunları giderken dedeme haber gelmiş. Haberi getiren akrabamız durumu olduğu gibi açık seçik anlatmış. Akşamına da yemekten sonra üst kata götürüp konuşmaya başladı benimle. Aslan torunum. Bugün haber geldi ama ne olumlu ne de olumsuz. İşin gerçeği annesi ve babası bir bakalım demiş ama kızları bu konuşma olurken odayı terk etmiş anlayacağı gönlü yok gibi. Yine de bir kere de olsa konuşmanızı sağlayacağım. Kurbana kadar sabret dedi. Belli etmesen de yıkılmıştım. Yine de bir ümit, kurban gününe kadar bekledim. Birkaç gün kala evimizin içini dışını, hatta çevresini bile kardeşlerimle temizledim. Kurban günü gelince, dedemle beraber tabiri caizse, ağ gibi evin önünde oturdum. Etraf ana baba günüydü. Sabah bayram namazından çıkan kurbanının başına geçiyordu. Ben de namaz sonunda dua ettim. Allah'ım inşallah bu iş olur diye. Mehtap ne konuştu bilmiyorum ailesiyle ama dedem ailesinin yanına gidip Mehtap'la balkonda konuşmam için izin aldı. Köyde görebileceğiniz bir şey olmasa da benim için gayet önemli, sırrın kalmadığı bir şeydi. Balkonda ona tek bir şey söyledim tanışma farklı bitince. Kurban günü konuşmasak da senin istediğin bir yerde yalnız konuşsak olur mu dedi. O da buna tamam dedi. Gün boyu onunla ilgilendim. Kurbanlarının kesilmesine, parçalanmasına kadar her anında, gün sonunda mutluydum. Bizimkiler ne oldu diye sorunca, bir iki hafta sonra buluşmak için söz aldım dedim. Pek sıcak bakmasalar da bir şey demediler. Buluşma gününe kadar, annem ben nazik kız istemem desede, ben geri adım atmadım. İyice temizlenip kıyafetlerimi giydim, parfümü sıkıp onun söylediği kafede beklemeye başladım. Heyecandan bir iki saat erken gitmiştim. Geldiğinde süslendiğini görünce içinde umut yeşerdi. Selamlaştıktan sonra konuya girdim. Mehtap, seninle açık konuşacağım. Daha önce kız arkadaşım olmadı. Bu yüzden ne konuşabiliriz bilmiyorum. Ama aklımdakileri söyleyeceğim. Senin de ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Açıkça sana aşık oldum. Amacım ciddi. Evlenmek istersen. Ne dersen o şekilde olsun. Sen ne düşünüyorsun söyler misin? İlyas, açıkçası yakışıklısın. Beğendim seni ama. Ben köyde yaşayamam. Hayvan bakamam, bakmam da zaten. Üstelik ailem burada, bana belirli bir seviyede rahatlık sağladı. Senin bu rahatlığı sağlayacağını düşünmüyorum. Bana ne vaat edebilirsin? Aklıma dahi gelmiyor. Ben buraya senin gönlün olsun, bu iş bitsin diye geldim. Artık haber gönderme, alma işlerini bırakalım olur mu? dedi. İçimde bir ümitle tutamayacağım sözler vermeye başladım. O an hakkında düşündüklerini öğrenince bir şansım olduğunu hissettim halledilmeyecek sorun yok. Şehirde ev alırım. Dedem zengindir. Bana da söz verdi yardım edeceği için. Burada bir işe girerim. İstediğin şekilde düğünü yaparım. Bu işi burada bitirme. Sadece bana kısa bir süre tanıt edin. Söylediklerini duyunca ne düşündü bilmiyorum ama. Havadan sudan konuştu. Biraz da yürüyerek gezdik. Beni tanımaya çalışıyordu. Köye döndüğümde durumu sadece dedeme anlattım. Ailemin karşı çıkacağını biliyordum. Dedem düşündü taşındı. Torunum, dediğin iş zor. Balım mülküm var ama o kadarını sadece sana veremem. Miras bu. Ölünce arkamdan bir dua edilmesini istemiyorum. Herkes birbiriyle kötü olur. Annen baban kabul etmez bir kere dedi. Ne yapacağız dediğimde büyük bir suskunlukla durdu. Yarım saat öylece düşündü. Ben de dışarıya bakıp halime isyan ettim. En sonunda tamam senin işi çözeceğim dedi. Nasıl dediğimde bir şey demedi. Birkaç gün sonunda beni de yanına alıp bir arkadaşının evine gittik. Daha önce anlattığın o eski kiliseyle ilgili konuştular. Her gittiğimiz evden hayır cevabı geliyordu. Durumu şöyle anlatayım. Orada kilisenin bu durumunda Rumların altını olduğunu söylüyorlardı ama büyüyle korunuyormuş. Dedem gençliğinde arkadaşlarıyla çıkarmaya denemiş ama kötü şeyler yaşamışlar. Canlarını zor kurtarmışlar. Bizim köyü uzak, dağ dibinde bir adam yaşıyor. Falcılık, muskacılık işleriyle uğraşıyor. En sonunda dedemle onun yanına gittik. Dedem adama hoca desede hocalıktan eser yoktu. Adam genç olduğu için oranın mevzusunu duymadığını, daha önce define çıkarttıklarını söyledi. Bana inandırıcı gelmiyordu. Çünkü evi dökülüyordu. Dedem, definenin yerini söylerim ama çıkanlardan üçte birini alırsın anca dedi. Adam tamam dedi. Oradan çıkıp eve gitmeye başladık. Yol boyunca torun bu iş gizli olacak. Kimseye deme. Sonra sen de faydalanamazsın. Başkası da dedi. Neler yapmam gerektiğini anlattı. İlk olarak kimseye güvenme. Başının arkasında gözün olsun dedi. İkinci olarak hiçbir şeye ilk atılma gibi bir sürü şey saydı. İlerleyen günlerde adamın evine sürekli gidip gelmeye başladım artık inanmaya başlıyordum. Bu konularda bilgisi olduğuna, korunma muskaları falan yaptığını anlatıyordu. Gideceğimiz gün yanımıza iki tane horoz almamız gerektiğini, belki de fazlasını almamız gerekeceğini söyledi. Ne mesela dediğimde, koyun keçi ama siyah olanından diye uyardı. O gün planları yaptık. Kazma kürek kaldım. Horozları aldım. Bir gün öncesinden dedemin dediği yere bıraktım. Ardından o günün gündüzü. Bir tane emanet keçi. Bir saniyede kendi koyunlarımızdan siyah olanı ağaç dibine bağlayıp akşam ettim. Adamla köy dışında buluşup dedemin dediği yere gittik. Adam eliyle toprağı alıp bir şeyler okuduktan sonra sanki bir şey arıyormuş gibi gezinmeye başladı. En sonunda tamam buldum burası dedi. Orozlardan birisini alıp dediği yere götürdü. Cebinden bir muska çıkarıp kazma küreği al geldi dedi. kendisi de anlamadığım şeyler söyleyip Horozun başını oracıkta kesti. Horozun başı kopmamış şekilde kanını akıtıp horozu bıraktı. Horoz karanlığa doğru çırpına çırpına gitti. Bana kürekle kanın olduğu yerdeki kumları atmamı söyleyip kenara geçip yine dua benzeri bir şeyler okumaya başladı. En sonunda düz bir taşa geldim. Taşı buldum abi gel bak deyip yanıma çağırdım. Bu kapak taşı dedi. Kazmayla boşluğunu bulunca kazmayı oraya sok ve kaldır dedi dediklerini yapınca o kapak dışı havaya kalktı. Kapağı kaldırmamla leş gibi koku etrafa yayıldı. Bir müddet kokular geçsin diye bekledik ama geçeceği yok. Kapağın indiği yere ateşle ışık yakıp aşağı indik. Bir buçuk metre yüksekliğinde geniş bir yerde kitaplar ve haçlar portnelerle doluydu. Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Bense altın ya da para gibi bir şeyler arıyordum. En sonunda yan yana dizilmiş küçük küçük küpler buldum tam alacakken adam koşarak tekme attı. Sinirden kalkıp saldıracakken ''Kardeş sen deli misin? Bunlar korunuyor. Bilmiyor musun? Neden ne değil seni gönderdi anlamıyorum.'' dedi. Sinirim aniden yatıştı. ''Kusura bakma. Heyecana kapıldım.'' dedim. Hiçbir şey ellemeden dışarı çıkıp adamı izlemeye başladım. Bir tane üçgen çizip her ucuna bir tane genişçe yuvarlak çizdi. Her birinin içine kağıtlar koyup üstüne taş koydum uçmasın diye merakla ne olacak diye beklerken diğer horozu getirmemi istedi. Orozu getirip eline verdim. Şu yuvarlar geç dedi. Ben de geçip izlemeye başladım. Orozun başını kesip kağıtlara bir miktar kan hem kendi üstüne hem de bana sürdü. Horozu üçgenin üst kısmına koyup kendisi de yanındaki yuvarlar geçti. Ardından bağıra bağıra bir şeyler söylemeye başladı. Bir anda ortalık sessizleşti. Böcek, kurbağa tek bir hayvan sesi dahi gelmiyordu. Ardından iliklerime kadar hissedeceğim bir rüzgar esti. Adamın bağırma sesi arttıkça uğultular gelmeye, açtığımız kapaktan siyah siyah dumanlar yükselmeye başladı. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Adam kanter içinde kaldı. Etrafımızdaki dumanlarda siyah siyah kıyafetli insanlara dönüştü. Aralarından en iri, uzun olan adamın yanına geldi. Sert bir şekilde bağırmaya başladı. Ağzı normal bir insanın açabileceğinin İki üç katı şekilde atılıyordu. Bizim hoca diz çöküp bir şeyler söylemeye başladı. Ardından altındaki kağıdı çıkarıp yaktı. Bana da işaret etti. Ben de yaktım. Bir anda onları anlamaya başladım. Bize daha fazlasını ver diyordu o karanlık varlık. Adam tamam ama siz de kurduklarınızdan hükmünüzü çekinmedi. Sanki tartışıyor gibi uzun süre anlaşma yaptı. En sonunda anlaştığında bir söz verdi her sene buraya bir tane kara keçi getirme sözü aldı. Bir anda geldikleri gibi kayboldular. Ne çıkardıysak kapı ağzına koyduk. Ederi ne bilmiyorum ama. Kitap, haçlar ve birkaç tane portreyi oradan aldı. Geriye kalan o küçük küplerden çıkan altınları da bana verdi. Eve döndüğümde sabah olmak üzereydi. Hayvanların çıkış saati gelmeden eve ulaşmam lazımdı. Koşa koşa bir elimde çuval eve gittim. Dedemin yanına çıkıp çuvalı sakladım sırıl sıklam terlemiş durumdaydı. Kıyafetlerimi çıkarıp ne olur ne olmaz diye yak. Yorgun şekilde hayvanları güdüp eve döndüm. Uykusuzluktan bir an olsun altınları düşünecek vaktim yoktu. Uyumak için olmasa da uzantılı bir yerde uyuyakaldım. Yemek için uyandığımda dedem sofrada bana bakıyordu. Ne oldu o işler gibi? Yemekten sonra beraber üst kata çıktık. Sakladığım yerden çuvalın içinden küpleri çıkardım. Sessiz sessiz konuşmaya, en uzak odaya götürdü. Küpleri açtığımızda içinden küçük küçük onlarca altın çıktı. Birkaç tanesi bile ev ve düğün masrafları için yeterliydi. Ama bu işler bitmeden bir akşamüstü eve koyunları getirdiğinde dedemin vefas haberini aldım. Üzüntüsel kahroldum ama elden bir şey gelmez. Aradan biraz zaman geçti. Bu süreçte bir kere dahi olsun mehsaptan haber almadım. Gönülsüz olduğu çok belliydi. İnsan en azından taziye için gelir, görünür birkaç cümle bir şey derdi. Aşkım gözümü kör etse de onu denemek için bizimkilerden habersiz kendime bir ev satın aldım. Evin içine bir sürü altın koydum. Amacım para peşinde miydi yoksa benim peşimde miydi? Bunu öğrenmek istiyordum. Tüm bu süreçleri çok kötü şekilde atlattım. Neler olduğunu anlatmak istemiyorum ama tek diyeceğim o gün insanlığa olan güvenimin son bulduğu oldu. Bir süre bu para pul meselelerini sakladım. Bir arkadaşa hayvanlarımızın bedeli olan parayı verip babamdan hayvanları satın aldırdım. Cibine biraz para koyup helalleştik. Ardından gizliden gizliye tüm hayvanları kendi köylümüz olsun, komşu köyler olsun dağıttırdım. Ailemi ikna edip şehre taşındık. Ben de anlamsız şekilde para olunca eninde sonunda hesabı çektiler. Dedem verdi diye yalan attım, ikna edemedim. Burada... Akrabalarımızla iş kurduk. Şu an evliyim. Verdiğim sözü tutmak için o yere her sene gidiyorum. Dedemin mezarına gidip dua ediyorum. Bilmiyorum. Belki o gün gittiğimizde başıma başka bir şey gelse. Belki bugün şu an bunu yazamıyor olabilirdim. Kazandığım bu para helal mi haram mı ona siz karar verin.